Aslında bütün halk söylüyor. İki gün devlet diye bir şey yok. Şu anda da olağanüstü hal ilan ederek halkın, sivil toplum örgütlerinin yaptığı yardımları elinden alarak sanki afet yapıyormuş gibi bir görüntü vermeye çalışıyorlar. İşte devletimiz bu. Bugün bile, şimdi biraz önce bilgi aldım. Gelen çadırlara bile el konulup afete gönderilmiş. Sanki afet bu çadırları getirmiş gibi göstermeye çalışıyor. Buradaki gerçekleri, halkın yaşadığı bu acıyı, bu felaketi adeta olağanüstü hal ilan ederek toplumdan, halktan bir yerde saklamaya çalışıyorlar. Oysa ki hepimiz bu gerçeği görüyoruz, halk bunu biliyoruz. Biz konuşmuyoruz. Halkımız yaşananları bize anlatıyor. Devletin ilgisizliğini, devletin iki gün hiç görülmediğini halkımız, bunu yaşayan insanlarımız bize anlatıyorlar. Tabii büyük bir felaket. Halkımızın başı sağ olsun, ailelerimizin başı sağ olsun. Yaralarımıza acı şifalar diliyoruz. Umut ediyoruz ve inşallah böyle bir felaket bir daha yaşanmaz. Büyük bir felaket. Ama gerçekten insanlarımız bu felakete karşı çok duyarlı davrandı. Her yerde izliyoruz, görüyoruz. Kızıltepe'den, Nusaybin'den, Cizre'den, Sivopi'den, Sırnak'tan, Diyarbakır'dan, bütün bölgede insanlar kendiliğinden organize olup destek vermeye, yardım yapmak için adeta koşuşturuyor. Bizi sevindiren budur, halkımızın bu duyarlılığıdır. Kadınlar, çocuklar, çiftçiler ve küçük esnaf çok büyük bir krizle karşı karşıya. Çok boyutlu bir krizin yarattığı enkazın altında bırakılmak isteniyor. İktidar bloğu bu enkazın üzerinde yükselmek ve yaratılan devasa imtiyaz düzenini sürdürmek için devletin bütün imkanlarını kullanıyor. Adaletsizliği, eşitsizliği ve sömürüyü her alanda derinleştiriyor. İşte 2023 yılı bütçesi bu çerçeve içerisine yerleştirilerek çıkarılmaya çalışılıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki tartışmalarda bunun ön hazırlığını hep beraber gördük. Değerli milletvekilleri, bu bütçe neyin bütçesi sorusuna şöyle birkaç başlıkla özet bir cevap vermek mümkün. Bu öncelikle bir otoriterleşme ve savaş bütçesidir. Bu bir faiz bütçesidir. Bu bir seçim bütçesidir. Enflasyonist bir bütçedir. Bu bütçe sermayeye kaynakların daha çok aktarıldığı bir bütçedir. Kamusal hizmetlerde reel kesintilere uğrayan bir bütçe. Vergiler yoluyla yükün halkların omuzlarına bindirildiği bir bütçe. İktidarın %85 dediği enflasyon 2023 yılı bütçesinde karşımızda %160 olarak çıkıyor. Türkiye halklarının boğazından geçen lokmayı her geçen gün küçülten bu enflasyonist politika son derece asimetrik bir zenginleşmenin de zeminini yarattı, yaratmaya da devam ediyor. Bir yanda gece yatağa aç giren çocuklar, gün boyunca yoksulluğu iliklerinde hisseden insanlar, gençler, emekçiler, emekliler varken, diğer yandan bu düzenin istismarından menfaat sağlayan sermayedarlar ve bürokratik oligarşi var. Utanma gibi erdemlerin yok olduğu, pişkinlikle savunulan bu düzen yalanla gerilim, çatışma ve savaş politikalarıyla sürdürülmeye çalışılıyor. Evet değerli milletvekilleri ve bizleri izleyen sevgili halkımız. Bugün Türkiye'de 30 milyon insan
açlık sınırının altında yaşıyor. Gençler umutsuz, Türkiye'yi terk etmenin yollarını arıyor. Eğitim sistemi tamamen çürümüş durumda. Öğrenciler ne evrensel değerleri ve bilgi teknolojilerini hak ettikleri gibi edinebiliyorlar, ne de bugünlerini ve geleceklerini güvende hissedebiliyorlar. Sağlık sisteminde 5 dakikayla göstermelik tedaviye dönülmüşken halk hastanelerde sabah karanlığında sıraya girerek aylar sonrasına verilen randevuların yarattığı sorunlarla boğuşuyor. Esnaf siftah yapamıyor. Mutsuz ve umutsuz. Kredilerle ayakta durmaya çalışıyor. Ayakta kalamayanlar dükkan kapatıp işsizler ordusuna katılıyor. Çiftçi maliyeti karşılayamıyor. İthalat politikalarından kaynaklı sorunlar nedeniyle üretimden dışlanıyor. Kadınların yaşam hakkı her an tehdit altında. Erkek şiddeti kadınları hayattan koparmaya devam ediyor. Kadın emeği daha derin bir sömürü çarkına bağlanmış durumda. Yüzlerce yıllık mücadele ile elde edilen kazanımlar birer birer gasp edilmek isteniyor. Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğinde her yıl dünya sıralamasında gerilere düşüyor. 10 milyona yakın engelli yardım, lütuf ve inayet anlayışıyla toplumsal ve siyasal hayattan soyutlanıyor. Kürt sorununda çözümsüzlük ve şiddet siyaseti her geçen gün daha fazla cana, kaynağa ve krize neden oluyor. Peki bu iktidar bu bütçeyle ne yapmaya çalışıyor? Neyi hedefliyor? Değerli milletvekilleri, sevgili halkımız, 2023 merkezi yönetim bütçesiyle asıl kaynak aktarılan iki büyük kesim savaş ve faiz lobileridir. Bu bütçe halktan aldığı vergilerden faiz lobilerine 565 milyar lira aktarıyor. Savaş lobilerine ise 468.7 milyar lira aktarmayı öngörüyor. Yani bütçe gelirleri kapsamında halktan toplanan her 3 Türk liralık verginin 1 lirası faiz lobilerine, savaş baronlarına altın tepsilerle servis ediliyor. Milyonlarca emekçinin ve emeklinin sofrasına düşen 3 ekmekten biri işte bu iki lobiye aktarılıyor, bu iki lobi arasında paylaşılıyor. Bu yetmezmiş gibi 660 milyar TL bütçe açığı öngörülüyor. Ne demektir bu? Bu bütçe bir seçim bütçesidir.